Merhaba FM24 Mobile severler. Evet en sonunda kendi taktiklerimle yine buradayım. Mükemmel bir taktik. Finaldeyiz Dortmund'da. Şurada ben bir golleri de izleyelim. Seviyorum bu final bölümlerini. Ya böyle olsun. Hadi böyle gidelim. Harbi seviyorum yani bakalım. Finalde neler yapacağız? Hamza yaz mı? çavi mi? Bakalım kim büyükmüş oyunda onu görelim. Evet gördüğünüz gibi 3-1 6 yıl şut açıttık yani taktik eziyor gayet güzel finaldeyiz bir de gol bulursak size mükemmel transferleri göstereceğim Beto attı evet Beto gördüğünüz gibi kralımız golünü yazdı bravo Beto'ya bravo Dortmund'a bravo Hamza yazacı ya. evet arkadaşlar kime nasıl ne zaman kullanacağınızı nasıl içeriklerde bulunacağını, kullanacağınızı Nelere dikkat etmeniz gerektiğini hepsini tek tek anlatacağım. Dikkat edin. Hamza yazın bir sözü var. OSM videoları şey, e, OSM takipçilerim bilirler. Atlamayın patlamayın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gayet güzel gidiyoruz. 9'a 5. %56 top yüzdesi de bizde güzel. Bakalım şöyle yorulan neden olursa buradan takip edelim. Evet. ADM'i offside. Bir kere de vardan ver be. Bir kere şu vardan bir yüzümüz gülsün bizim be. Evet bu golümüz sayılmadı. Olsun 1-0 öndeyiz. Evet burada güzel bir golcü daha. iki golcü de size göstereceğim. Bu siz bu oyunculardan birini alsanız zaten yeter. E, Reyna'nın da de alalım. Forvet arkası o da bayağı etkili gördüğünüz gibi. Şimdi biraz etkisini göreceğiz. Bak iki tane hemen dokunuş yaptık. Bakalım etkisi oyuna nasıl dönecek. Siz de böyle oyun içinde özellikle dakika 60'ta dokunuşlar yaparsanız maça etkisi olur. 70-80'deki o dokunuşlar çok zor etki eder. Bilginiz olsun. 1-0 öndeyiz. Gayet de güzel gidiyoruz. %55-60'da oynuyoruz. Evet burada artık final bitiyor. Final bizim. Firikik golümüzde. 1-0 olsun bizim olsun mantığındayız. Ama bir gol daha olursa tadından yenmez. Olur mu? Oldu. Edwards işte dokunuşlar. Ben bu işi biliyorum. Ben bu işte harbi ustalaştım. Ben bu işte Vakko gibi isim yaptım. Evet şampiyonlar ligi şampiyonu. Görüyorsunuz Dortmund'da oluyoruz. İlk sezon tüm kupaları aldık. Şöyle birlikte neler yaptık? Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptık? Bir görelim. 34 maç bak bir muhalifiyetimiz var. 17 gol yedik bak. 2 maçta 1 gol yemişiz. 55 avaracımız var. 72 gol attık. Bayern'den sonra en çok gol atan biziz. Şöyle golcülerimize bakalım ne yapmışlar. En sevdiğim bölüm. Evet Beto 26 gol. ADM'yi ilk 11 e oynatmadım. Çok büyük bir hata yaptım. İnat ettim. E, aldığım oyuncu oynasın diye ama e, affedersiniz kıçınıza iletlaşmamak lazım. Evet Pepe'de asist kralı oluyor gördüğünüz gibi. Memnunum. Gayet güzel. Şöyle bir oyuncu e, şeylerine gider e, istatistiklerine gidecek olursak arkadaşlar. Evet. Beto'yu görüyorsunuz. 45 maçta 34 gol 8 asist 42 gole katkısı var gördüğünüz gibi. Reyna'ya gidelim. Şöyle e, 7 gol 6 asist o biraz Gözümde evet düşük maalesef. 48 maçta 13 gol 6 asist. Yine burada Emeka bak abi çok iyi özellikleri. Ama ikisi beraber yürümediler üzüldüm. 16 gol attı bu da. Ama bence Beto daha sağlıklı. Beto alırsanız mükemmel etkisi olur. İşte mesela benim sağ e sağ kanadım. Gol atamadı ama 12 asiste mükemmel bir katkı yaptı. Gördüğünüz gibi yine burada damga vuran oyuncudan Brandt vardı. Julian Brandt. O da 9 asiste. Orta sahalarım da güzel kat kat. Mesela Dortmund'un kendi oyuncusu burada. Ee, Wolfsburg'dan almışlar. Ben aldım da hazırda vardı. 5 gol 12 asist. başka kimdi? Yine burada Salih Özcan. Çok iyi oynadı. 3 gol 8 asist. Orta sahalarımdan yine burada Wendel vardı aldığım. O da 2 gol 7 asist oynadı. Bunlar sürekli değiştirdiğim oyuncular da arkadaşlar. Gayet güzeller. Şöyle bir Edwards'ı sonradan aldım. Şöyle gördüğünüz finalde de golünü attı. O da 21 maçta 8 gol attı. Ama şöyle bir şey ben bu adamı forvet oturtana kadar yani şey bitti artık. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir de son bir e, ee, nerede o? Uluslararası'na gittik. Dünya Şampiyonası. Ha, pardon yanlış yere gittim. Galiba evet ben yanlış yerdeyim bence. İstediğim yerde değilim. Bir daha gelelim. Kulüp ligi olamaz. Kıtalar arası. Evet kıtalar arasındayız. Burada bakalım neler yapmışız. Evet ilk Icardi 11 gol atmış. Bizde Beto 6 gol. Emeka'da 4 gol atmış. Asiste var mıyız bakalım. Asiste de Nemeka 5 asiste burada. Gavi de 8 asiste asist kral olmuş. Bu şekilde oldu. Bir de fixture hemen dolaşan kime mağlup olmuşuz. Manchester United'a deplasmanda 1-0 yenilip de 1-0 yenip penaltılarda elemişim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiçbir şekilde tatile gitmedim. İşte burada yine Barcelona 2-1 yenilip de deplasmanda yenilmişim. Evimden yaptım. Onu göremedim. Grup maçı mıydı o? yenildim Barcelona. Evet Barcelona grup maçı. Grupları gösteriyor. Evet 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraber bir muhalibiyetim var. 8 gol atıp 2 gol yemişim gördüğünüz gibi. Taktiği asla bozmadım fişek gibi taktik arkadaşlar. Mermi gibi taktik. Ligde kime yenildim? Merak ettim. Leipzig'e abi Leipzig harbiden ters bir takım. Gördüğünüz gibi kendi evimizde 3-1 yenildik. Şöyle istatistik olarak bakacak olursak aslında ezilmedik ama yanlış hatırlamıyorsam. Evet bak 18 şuta. Aha bak şaka değil mi bak. Ee, %51'e 49 ama 18 şut atmışım 6 şut yemişim ve 3-1 yenilmişim yani oyun bazen böyle anormallikleri de var maalesef arkadaşlar Şöyle bu da Leydo'nun hazırlık maçıydı ee, bu da 3-2 bitti gördüğünüz gibi Evet şimdi gidelim biz bir taktiğimize arkadaşlar taktiğimiz topa sahip ol arkadaşlar kesinlikle topa sahip ol 3, 4, 1, 2 oynayacaksınız. Bak buradaki özellikler çok önemli. Kalecimiz Libero kaleci olacak. Ee, neydi o? Defanslar mı? Standart stoperler iki tane. Ortadaki de Libero oynayacak. Yine burada çok önemli. Sağ kanat ve sol kanat oyuncularım çalışkan bak. Çalışkan kanat oyuncusu mutlaka olacak. Bu özellikleri çalıştırın arkadaşlar. Bak şöyle geldiğinizde iki yönlü diyor ama siz sakın onları işaretlerini sadece çalışkan kanat oyuncuları olarak oynatın. Orta sahalardan birisi iki yönlü, birisi gezici orta saydı. İki yönlü orta say şu DOS ve OS özelliği olan. Bak Salih Özcan özelliğini görüyorsunuz. DOS ve OS özelliği var. Nemekaysi o yani OS ve Ofansif orta saha özelliği olduğu için gezici orta saha rolünde. Forvet arkası kesinlikle gizli forvet. Forward. Ve forvetlerinden bir tanesi şöyle göstereyim. Yaratıcı forvet olacak. Bir tanesi de fırsatçı golcü olacak arkadaşlar. Böyle dizdikten sonra kontrollü şekilde genişlik, dar, Tempomuz normal. Yaratıcılığımız disiplini. Burada yaratıcı da oynayabilirsiniz ama disiplinli oynadığım için daha güzel ve daha az gol, gol yedim gördüğünüz gibi. Savunmamız yüksekti. 3 defansım olduğu için presim her yerdeydi. Topa tedbirli oynadım. 1-2 tane kırmızı kart yedim yanlış hatırlamıyorsam. Offside kesinlikle kapalı. Tuzak yapmayacaksınız. Geldik burada sadece savunmayı zorla. İşaretli gördüğünüz gibi paslaşma tarzımız kısa. Pas odağımız karışık ve kalecimiz de kısa şeklinde oynayacak arkadaşlar. Duran top e, videom var. Aynısını birebir yapın. Mükemmel etkisi var. Skora bir penaltı bir gol. Deme bak. Bir korner bir gol 3 puan. Bazen kornerde sıkışık bir maçı bir golle çevirebiliyorsunuz. Bir firikik gördünüz Barcelona finali. Frikik'ten attık. Olay orada bitiyordu ama son dakika bir gol daha atarak perçinledik. Ben Hamza yaz. Anlattım taktiği. Ne yapacaksın? Taktiği paylaş arkadaşlarına yolla. Taktiği dene mutlaka yorumlara gel. Bu taktiği izlediysen selamlar olsun. Cevabını bekliyorum. Kendine dikkat et. Like at. Abone ol. Devamı gelsin.